Türkiye'de her yıl 25 bin meme kanseri tanısı konuyor. Her 8 kadından biri meme kanseriyle savaşıyor. Bir akşam vakti elimi göğsüme koyduğumda kocaman bir kitleyle ilk öğrendim. Aslında yıllık kontrollerimi yapıyordum. Sadece 6 ay geciktirmiştim. O 6 ay hayatımda çok şeye mal oldu. Öğrendim, hemen ertesi günü gittim doktora ve 3 gün içinde memem alındı. 3. evreydi. Hemen ardından beklenmeden agresif bir tür olduğu söylendi ve hemen kemoterapi başladı. Ve kemoterapinin etkileriyle birlikte hayatıma farklı, öncesine hiç benzemeyen bir sayfa açılmış oldu. İlk kemoterapi almam gerektiğini söylediklerinde başıma ne geleceğini bilmediğim için çok korktum. Bunların normal bir duygu olduğunu bilmek istedim. Korkularımı anlatacak birilerini aradım etrafımda. Hastaneye gittiğim zaman benim gibi şekil değiştirmiş, saçları olmayan arkadaşlarımı gördükçe onlardan bile kuvvet aldığımı düşünüyorum. Saçlarım döküldüğünde tabii ki yaşım gereği belki fiziksel özellikler beni çok fazla etkilemedi. Yani tabii ki üzüldüm. Özellikle 2,5 yaşındaki torunumun şoka girmesi kel kafayla beni görünce elbette ki çok üzdü. Bütün aile, benimle birlikte bütün bir aile asla o elime kitlenin geldiğindekinden önceki hali gibi olmayacaktı. Hepimizi değiştirdi. Ben şunu keşfettim hastalığımda. Daha öncesinde de vardı belki ama çok farkında değildim. Bir insan dikkatini neye verirse, dikkatini verdiği şey üzerine yoğunlaşıyor. Ben ısrarla görüştüğüm herkese, dikkatinizi hastalığı yenmek üzerine yapmayın. Dikkatinizi hastalık dışında bir şeye verin, o sırada tedavi süreci devam etsin. Çok fazla içine girip hastalığın şeyine kapılmayın, o enerjisine kapılmayın. Siz hastalığın enerjisinden kendinizi geri çekip kendinize hedefler belirleyin. Hasta olmadığınız zaman yapmak istediğiniz en büyük hayaliniz neydi? Onu yapmak için bir çabaya girin. Bu ille kitap yazmak olmaz. Başka şeylerde resim yapmak ya da seyahat etmek ya da başka, her insanın içinde mutlaka hayal ettiği bir şey vardır. Fırsatım olsa şunu yaparım dedi. O yola girmelerini tavsiye ediyorum ben. Kent Sağlık Grubu. İnsana verdiğimiz değere güvenin.